Merhabalar bu sabah TV izleyicileri. Yine Futbol Malatya'da değerli konuklarımla sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sağımda Tuncay, solumda Hayati Hocam. Sizlerle beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş hocam bulduk. hoş geldiniz. Evet, Denizli galibiyeti, bu galibiyetle alakalı sevinmemiz gerekirken yine böyle bir hüzünlü müyüz hocam? Normal. Malatya Spor dolayısıyla kazandığı bir maçı, 2-0 hanesine 3 puan yazdırdığı bir maçı galip bitirmenin mutluluğunu yaşıyordu. Evet. Ama oynadığı futbolun, işte biz futbol eleştireceğiz. Oynadığı futbolun karşılığı ya da Denizli Spor'un oynadığı futbolun karşılığı bu mu? Değil. Bunlar futbolda var. Sevindirici tek tarafı, herkesin pandemiye bir şekilde yöneldiği bir futbol dünyasında, bahaneleriyle yöneldiği bir evet. futbol dünyasında bu gibi galibiyetler ilaç gibi geliyor takımlara. Malatya Spor'da kendine olan o ilacı aldı bu maçtaki galibiyetle. Ama oynadığı futbolu bugün eminim ki kendi içindeki insanları bile beğendi mi ben asla... ...tatmin edici bir futbol göremiyorum. Hocam şunu diyebilir miyiz? Ya niye eleştiriyoruz? 3 puan almışız zaten. Bize lazım olan 3 puan. Hı? Yani bir de güzellikleri neden anlatmıyorsunuz diyen izleyicilerimize nasıl bir cevap verir? Söyleyeyim. Şimdi biz zaman zaman teknik adamlar, Tuncay Hocam da burada. Teknik adamlar der ki... ...evet kötü oynanan maçta da 3 puanı aldığın zaman... ...iyi oynadığın zaman zaten o 3 puanlar sana gelecek. Biz kötü oynayıp aldığımız 3 puanlara gerçekten sevmemiz lazım. Benim için bana sorarsan bir teknik adam olarak dersen ki Malatyaspor'un hiç iyi yönleri yok mu? Evet. Ya Malatya'nın Malatyaspor'un ben geçen hafta da ondan önceki haftada söyledik. En iyi yaptığı şey defans. Daha doğrusu defans blokundaki futbolcuların tecrübesi kazandırıyor. Yine öyle oldu. Pozisyon bulmasına rağmen, denizi kaçırmasına rağmen öyle oldu ama ayakta kalabilen, sürekliliği olan tek yerde defans bloku. Şu son 4 haftaya baktığınız zaman Abdül Samet'in oynadığı andan itibaren Antalya maçıydı zannedersem. Evet. Oynadığı maçtan itibaren bugüne hep defans blokundaki o istikrarı bir tek orada yakaladı. Bu defans bloku sezon sonuna kadar bu şekilde gider mi? Yani defans bloku bize maç kazandırır mı bundan sonra? kazandırabilir. Yani çok fazla rakibe oynadıkça oynadıkça ki tabii yeni gelen oyuncuları da katıyorum buraya. Artık onlar da yerlerine adapte olup kondisyon seviyelerini yukarı çektiler. Çekiyorlar, çekmeye de devam ediyorlar. Defans blokunun dışında hala dikkat edersen bir orta saha forvet arayışında ki forvet stabil tete diye bakıyorsun. Bence bir arayışı hala devam ediyor. Hala oraya istikrar istikrara kavuşturacak oyuncuları monte edemedi. Ama sevinecek taraf diyorsan tarafında evet iyi bir defans bloku var. Abdü Samet her hafta üzerine kata kata gidiyor. O başka bir sevindirici. Çıkardığı iki tane üç tane Defans. muazzam pozisyonlar vardı. Defans blokunun dışında hala Malatya Spor arar. Ve hala iddia ediyorum Malatya Spor iyi futbol oynamıyor. Malatya Spor'un gerçek kalitesi bu değil. Peki hocam size hemen geleceğim. Sevgili Tuncay hocam 2-0 galibiyeti değerlendirirsek e, neler söyleyeceksiniz? Yeni Malatya Spor e, almış olduğu 3 puandan dolayı Murat abi ilk önce tebrik edelim. Hakikaten de milli maç arasından önce alınan 3 puan çok önemli. Çünkü milli araya moral, motivasyon olarak özellikle de hala istikrarı sağlayamamış kadro anlamındaki bir Yeni Malatya Spor için 3 puan çok önemliydi. E, yeni Malatya Spor ve Denizli maça iyi başladılar iki takım içinde. İki takımın da pozisyonları vardı. Yeni Malatya Spor e, 17. dakikaya kadar kaleye bir defa gidip, 2-0 öne geçti ve maç da 17. dakikadan sonra bana göre orada bitti. Denizlispor toparlamaya çalıştı, toparladı, pas yüzdesini eline aldı, oyunun hakimiyetlerini aldı ama bitti üçüncü bölgede canım, özür dilerim. 17. dakikada maç iki... bitti. Ama maç bitti. Maç bit. Denizli goller atmış olsaydı maç bitmiş miydi? Ya şimdi Denizli'nin zaten hani yeni Malatyaspor maçına kadar 3. bölgede çok iyi, çok istikrarlı bulduğunu gol atan bir takım hürriyetinde e, değil. değildi zaten. E, hani on, yeni Malatya'dan önceki oynadığı maçlarda da bulduğu pozisyonları gol atmış olsaydı belki Denizli yeni yeni Malatya maçına çok daha rahat gelirdi diye düşünüyorum. Peki sevgili Tuncay oyunu ele aldığımız zaman oyun içerisindeki oyuncu değişiklikleri dahil olmak üzere genel bir yorumuna alabilir miyim sen? Evet. Neler hoşuna gitti bir teknik adam olarak neler hoşuna gitmedi? Şimdi maçın kadrosunu gördüğüm zaman zaten çok büyük bir riskle başlayan bir takım vardı. Neden? Çünkü orta sahada belki de futbol hayatında hiç orta saha oynamamış. 6 numara pozisyonunda 7-8 numara pozisyonunda oynamamış bir Adem Büyük oynadı. Adem Büyük Santfor arkasına çıktığı zaman Cueva orta sahada oynadı. Değişkenli bir orta saha vardı. Lukoki, Adem, Cueva, de sol tarafta da Kubilay'ı koyduğumuz zaman 5 tane Santfor hücum özellikli yapmışlar. futbolcularla sahaya çıkmak hakikaten de çok büyük handikap yaratacaktı ki ikinci bölgedeki dediğimiz orta sahayı zaten başlama vuruşuyla beraber Denizli 90 dakika orta sahada üstünlüğünü göstermiş oldu. Yani ben hani golleri çabuk bulmasaydık oyun Denizli tarafından skor olarak ele geçirilseydi daha bir ezici üstünlük olur muydu bence bu orta saha anlayışıyla 5 hücumla hücumcuyla sahaya çıkmakla Yeni Malatyaspor için çok büyük bir handikap olurdu. Risk aldı. Orada bir risk aldı ama şu var. Hocam özür e dilerim ama biz demiyor muyduk işte top çeviremiyoruz, pozisyonlara giremiyoruz. Tabii tabii yani riske... aslında şu Tunca Hoca'nın söylediği ön bölgedeki o defansif aksiyonlarda bugüne kadar eleştirdiğimiz ki Herhalde eleştirdiklerimiz de kulaklarına mı gitti desek değil. Şu var. Orta sahadan hücum bölgesine adam sokamıyor dedik. Bu 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 isimler kenarda oturuyor diye biz burada söyledik. Aslında Adem Büyük'ün dışında da çok enteresan bir kadro değil. Sadece Adem Büyük'ün belki yerini yadırgayabileceği bir ama zaman zaman futbolda bu var. Denizli Spor çıkarken Recep Niyaz da çok kötü yakalandı. 3-4 pozisyon evet. çıkarken kaptırdığı toplarla Malatya Spor gol buldu. Çok esprili olacak ama belki Recep Recep Niyaz ilk yarı Malatya Sporu'dan oynadı desem daha yeridir doğru, yani. Evet. yani. Daha doğru olur Çünkü o bölgedeki işte tabii ki teknik adamların seyrettiği bir denizli spordan bahsediyoruz. Demek ki seyredilemedi denizli sporda bu handikapı gören bir teknik et oradan skor almasını bildi. Yani basketbol tabii Cem Yaza geldiği zaman ikinci baskı yapıyordu Aynen abi. öyle. Yani onu iyi değerlendirdi Malatya Spor aslında. Malatya Spor 2-0'dan sonra Tunç Hoca'nın söylediğine şey geldi. Risk dediği 2-0 skor avantajını yakalamışsın. Evet ama rakibinden korkunç bir, bir baskı, baskı yemiş ve e, he, yani yanlış saymadıysam Denizlispor'un 6 tane girdiği pozisyon var ilk yarı itibariyle. Ne oldu? Orada belki bir işte Yusuf Kueva değişikliği, Adem'in öne gidişi farklı bir formasyona döndü oluyor. Ama skoru tutmayı bildi. Yani Bu skoru da, skoru korumayı hocam, bildi. Hocam peki Harbomuz hani Abi, atardı, atmazdı. Tabii ki yakaladığı pozisyonlar olsa atsaydı o zaman 6-2 biterdi maç. hocam kadar. ben yani. hani haftalardır biz zaten büyüğü bekliyoruz. Hani ne dedik? İşte Teddeh'in yalnız kalışı. Özellikle de sol kenar ve sağ kenarın Hucuma ve TT'ye destek verememesinden dolayı haftalardır biz Adem'i bekliyoruz. Şimdi Adem'in sol kenarda, Santufor'da hani normal oyuncu, ideal bir futbolcu gibi 12-13 kilometre koşmadığını, sahada çok fazla baskı, pres yapmadığını, rakibe baskı yaparken agresif olmadığını biliyoruz. Adem'in orta sahada başlaması çok büyük bir risk değil mi yani? Hani Çok, bak, bunları... Bu riski zaman zaman futbolda alıyorsun. Ama şu var. Şimdi kötü giden bir sürecim var. Futbol olarak kötü giden bir sürecim var. Buna tebdir alman lazım. Sürekli değişkenlik gösteren bir oyun yapısı var Malatya Spor'un. Yani net, stabil şunu oynuyor diyemiyorsun. Böyle bir riski de aldı ve skoru da aldı. Yani bence o riskin karşılığını aldı fazlasıyla. Şu var. Adem Büyük'ün ben hala oradayım. Ben diyorum ki Adem Büyüksüz Malatya Spor maç kazanamaz. Bak bunun altını çiziyorum dedim. Geçen hafta. Niye? Sadece futbolculuğu değil. Saha içindeki duruş, liderliği de çok önemli. Futbolcuya verdiği belki içtensel güvenlik, e, güven de çok önemli. Adem büyükte bunlar var. Lider oyuncu. İşte lider oyuncuyu nereye koyarsan koy oynar dedikleri de bu olsa gerek. Hani hatırla yıllar önce Santfor'u stoperlere alıp santfor yapıyorlardı. Santforları alıp stoper yapıyorlardı ki en bilinen örnek Ertuğrul Sağla. Stamford'dan stopere geldi 5 yaşta yıllarca emek verdi. Bu değişkenlikler sahanın içerisinde var. Ama bir teknik olarak şunu düşünebilirsin sen. Adem Büyük'ün yapısı orta sahaya. İşte onu söyleyeceğim. Şunu düşünebilirsin. Aslında düşünülmesi gereken bu. Bu sistemi ne kadar çalıştın? Uygulamasını ne kadar yaptın? Adem Büyük 3 haftadır sakat. Şimdi orta sahada hocam. Aqua 12-13 kilometre koşar mı? Koşar. Adem koşabilir mi? Koşamaz. Bana göre. Mümkün değil. Kueva 13 kilometre koşabilir mi? Koşamaz. Kubilay 13 kilometre koşabilir mi? Koşamaz. Koşamaz. Lukuki yine aynı şekilde. Tete yine aynı şekilde. 5 e eksik oyuncuyla top Denizli'ye geldiği zaman 5 eksik oyuncuyla oynamış oluyorsun Hadi ki tam. bunun çok fazlasıyla da hissetti Bunu zaten. Bu sahanın içerisinde çok hissetti Malatya Spor. Yani 6 tane pozisyon Denizli Spor'un sağdan soldan getirdikleri ataklar. Altı tane pozisyon vermesi zaten bunun göstergesi. İkinci bölgeye yani, hızlı geçtikleri için zaten buldular pozisyonları. Şimdi çok defansif olmayan dörtlü orta sahil oynadığın zaman. Bak bir de şu var. Geçen haftalık okey oyunda yok. Son 10 dakika mı girdi? Evet hocam. Bugün 90 dakika belki sahada. İşte bu ikilemi Malatya Spor'un bırakması lazım. Söylüyorum. Stabil kadro, alışkanlıklar. O senin dediğin oyun sistemini yani o Adem'le aldığı risk oyun sistemini çok daha iyiye getirebilir. Çalışarak çok daha iyiye gelebilir. Evet dersin ki benim kadrom bu. Ama her hafta 1 2 3 1 deneme iki, yapıyor. Üç. Evet. hocam o riski aldı. 37. dakikada sağlı sollu orta sahayı özellikle Denizli çok çabuk geçince 37. dakikada bir tercih yapacak. Kuheva mı Adem mi? Tercihini Kuheva'dan yana yani Doğru. Yani ikisinden birini oyundan çıkaracak. Peki hemen Tuncay hocam bir şey söyleyeceğim. Kuheva'nın eşi de zaten bir tweet atmış. Hamza Hoca Güney Amerikalılardan ne istiyor diye. Kuava'nın orada tepki vermesi, Hamza Hoca'nın da tepki vermesi bir Malatyalı olarak güzel bir sahne değildi o. Bu konu hakkında futbolcular neden Hamza Hoca değişiklik yaptığı zaman tepki veriyorlar? Şimdi, Sezon başından beri. Buradaki şimdi, sıkıntı ne? Hoca'ya şimdi, güvenmiyorlar mı? Şimdi bence Hamza Hoca'nın yapmış olduğu değişiklik Orta sahaya yapmış olduğu hamle, e, hocam da teknik direktörlüğün işte en üst diplomasında. Bence hamle doğru. Oyuncu olarak düşünmüyorum bak. Skoruy, hamle olarak skor, doğru. Oyun olarak oyun skoru olarak yakalamış. Oyun olarak skoru yakalamış. Orta sahada koşan Aynen, defans, baski yapacak defansif özelliği Yusuf'u aldı. Hamle doğru. Ama şimdi Kueva'nın eşinin attığı tweet'in arkasından bir tweet daha geldi. Kueva 10 numara oyuncusudur, 5 numara oyuncusu değildir. Evet. Şimdi... Oraya baktığın zaman Koeva açısından doğru. Koeva 5 numara pozisyonunda veya 6 numara pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu değil. Doğru mu hocam? Şimdi zaten demek ki Koeva zaten maça başlarken veya hafta içi bunu çalışırken eşiyle de bunu paylaşmış. Hamza Hoca beni böyle oynatacak ama burası benim yerim değil. Verimli olamam. Verimli olamam. Gibi. Kimle paylaşacak hocam? Aynı dille konuştuğu eşiyle eşiyle paylaşacak bunu. Doğru mu hocam? Daha maçın 37. dakikasında Koeva çıkarken eşi de aktivite atıyor. Aslında o eşinin düşünceleri değil. Koeva'nın düşünceleri bence. Mantık. Hocam, e, bir teknik direktör olarak soruyorum. Futbolcuların teknik direktörüne güvenmeleri gerekiyor, değil mi? Saygı duymaları gerekiyor. Yani ya zaten güvenin saygının olmadığı yerde bir şey olmaz. Sezon başından beri oyuncu değişikliklerinde her çıkan oyuncu çok ciddi tepki veriyor. Bunun sebebi ne? Sebebi şu. Oynamaya alışmış futbolcu sahadan çıktığı zaman hele de böyle dakikalar 37 gösterdiği zaman çıktığı zaman bu tepkiyi vermesi çok normal. Oynayan oyuncuların hepsinde bunu, bunu bu şimdi hepimiz futbolun içinden geldik. Yani adam oynadığı zaman, sahadan çıktığı zaman ya beş dakika daha tutsaydım beni diyen oyuncularla biz karşılaştık. karşılaştık. <laughs> ya bunlar normal şeyler. Bunları abartmamak lazım. Ama bunlar sürekliliğe dönersem Malatya Spor'daki sürekliliğe döndü. Evet. Ee, o zaman kötü. O zaman kötü. Ortada bir güven ortamı yok. Hocam yapamaktır. Hamza Hoca'nın Akuat'tan biriken bir şeyi Kueva'da patladı. Hamza Hoca da üstüne yürüdü. Şimdi Kueva'nın bir, birikimi ama Akua'nın o... birikimi Kueva'ya patladı. Şimdi orada o işi yapacak Adem'den bahsettiniz. Adem lider dediniz. Hı -hı. Adem Kuhaver'i götürdü. Evet. Yani yedek kulübesinde orada bir görevlinin işi değil miydi? Hamza Hoca ile karşı karşıya getirmemek. Ben onu net olarak söyleyeyim. Yaklaşık 5 yıldırlı o kulübün içerisinde. 5 yıldırlı değil 7 yıldırlı. O kulübün içerisinde e, sportif direktör olarak çalışan Ali Ravcı'nın işi. Ama Ali Ravcı yani... Genelde böyle olaylarda ne etliye ne türiye İnşallah daha, daha dikkatli olur bu saatten sonra. Karışmıyor ama yeni Malatyaspor'da ben özellikle hani bu Güney Amerikalı oyuncularla alakalı altında da Zigui özellikle kaleci Herrerayı da etiketlemiş. Yani üç oyuncuyu da kastediyor.